Merhabalar. Herkese merhaba. Evimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bugün mutfağımızı yenileyeceğiz. İnternette araştırırken güzel bir kaplama bulduk. Yani kaplama kağıtları bulduk. Ve çok hoşumuza gitti. Hem uygun maliyette hem de çok şık görünüyorlar. Buzdolabımız için ve mutfak fayansımız için iki tane beğendik ve sipariş ettik. Fayanslarımız bayağı eski durumdaydı. En uygun maliyette ne yapabiliriz diye düşündük ve internette araştırırken o kaplamaları gördük. Şuradaki silikonlar çok kalın çekilmişti ve temizleyemedik. Temizlenmesi çok zordu. Şimdi komple kaplayacağız. Ondan sonra eski halini aratmayacağını düşünüyoruz. Buzdolabımızı da gösterelim. Evet. Buzdolabımız derin dondurucu aslında. Güzel çalışıyor, güzel de soğutuyor. Ancak evde olan bir buzdolabıydı bu, yani bu eve taşındığımızda. Ancak dışı çok hor kullanılmış, çizilmiş, işte isimler yazılmış ve paslanmış tabii bu çizilen yerler. O yüzden güzel bir kaplama yapalım istedik. Çünkü çalışma durumunda bir sıkıntı yok. Evet, çok güzel çalışıyor. Evet, güzel soğutuyor üst kısmında, alt kısmında. Memnunuz. O yüzden dışını bir kaplayalım, güzelleştirelim şimdi. Evet. Evet, bu arada bahçemiz için çalışmalarımız başladı. Güzel bir sebze yatağı yapacağız bahçemize. Bu sera gibi olacak, korunaklı bir yatak olacak. Fidelerimizi aldık, fidelerimiz geldi. Onları da gösterelim Narı. Fide olarak şimdilik biberler aldık. Kapya biber, dolma biber ve sivri biber. Acı biberdi değil mi bu? Acı biber. Acı biber. Domates aldık, 15 fide. Ve çilek aldık. Bunların yanı sıra sarımsak da ekeceğim ben Tarık. Hı hı. Sarımsağı çok seviyoruz. Yeterli kalan alana göre de daha başka şeyler de ekeceğiz. Ve sebze yataklarını artıracağız tabii ki. Ekmek için ve biçmek için çok heyecanlıyız. Bir an önce kendi ürünlerimizi yetiştirelim. Biz de taze taze yiyelim istiyoruz. Evet, başlayalım o zaman Esen. Tamam, başlayalım. Önce bir açalım Tarık. Açalım. İnşallah yanlış bir şey gelmemiştir falan. Nasıl çıkaracağım bunu? Şöyle çıkar herhalde Esen. Değil mi? Sen çıkma. Vaz mı geçsek? Yapmayalım. Hele şükür çıktı Tarık. Hı? Hele şükür diyorum, çıkarabildik. Evet, dışında da şey var, o kaplama için. Şunu tutar mısınız? O tutamıyorum. Şurada da şey vardı şimdi. Böyle silgi gibi bir şey vardı. Videosunu izledim. Ha, bir de kağıt çıktı Tarık için. Nasıl yapacağız? Sırf siyahsam. Nasıl? Bu buzdolabıdır. Ha, buzdolabı. Hı. Buzdolabı buraya koyacağız. Siyah beyaz olacak. Nasıl? İnanmıyorum sana Tarık, gerçekten. Evet. Ay, çok güzel. Ne yazıyor orada? Esen'in mutfağı. Teşekkür ederim. Nasıl? Ben düz siyah beğenmiştim Tarık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Ya olmuşken bari böyle bir şey rast geldim. İsim yazdırabiliyormuşuz. Buzdolabı değil mi bu? Bu buzdolabı değil mi? Buzdolabına yapıştırdı. Ne hadi güzel oldu. Senin mutfağı. Teşekkür ederim ya. Çok duygulandırdın beni şu an. Başlayalım. Esen'cim. Evet, çok güzel. Hadi başlayalım. Bu bayağı bir hava katacak. Evet. Gibi geliyor bana. Yansın bir şey söyleyeyim mi? Benim dediğim dümdüz siyah olsaydı hoş durmazdı. Bak, evet. Güzel olmuş. Evet, çok güzel. İyi, hadi yapıştıralım, heyecanlandım ben. Bu
Uzunluktan da ölçelim Tarık, 114. Burada. Geliyor. Burada. Geliyor. Ben de diyorum metreyi mi bulmam? Bir soğukluk var diyorum. Soğuktan mı? Tutayım ben seni. Kesersin. Yok. Halledecek. Tamam, bunu şey mi yapacağız? Burayı da kaplayacak mıyız buraya? Buraya kadar değil mi? Tabii, mermer kalacak. Sonra altı, onun şu alt kısmını şey çekeceğiz. Çekomastik mi deniyor, ne deniyor? Ondan çekeceğiz. Biraz yukarı kaldırmamız lazım. Eskisine iyi oldu hanım. Tabii temiz oldu yani. Şimdi geldik en zor kısma. Buraya. İyi de orayı niye kestin ki? Niye mi kestin? Hı, nasıl kaplayacaksın şimdi? Oradan şimdi. Üst yukarıdan aşağı kesip kaplayacaktın. Öyle olmasın, imkan yok. İmkanı yok yani. O şekilde kaplanma. Hı. Şimdi. Şuradan bir daha bir keseceğiz bunu. Nasıl olacak? Sen onu düşün, ben biraz düzelteyim. Fayanslarımız çok eskimişti ve yıpranmıştı biliyorsunuz. Onun üzerine güzel bir kaplama yaptık şu şekilde. Daha sonra da buzdolabımızın dışı çok eski ve paslıydı. Bayağı bir çizik vardı. Evet, çok çizik vardı. Şöyle ön kısmını kapladık, çizik olan yerleri. Sağlam, güzel bir dolap. Evet. Derin dondurucu, no frost değil ama derin dondurucu. Ama şimdi no frost gibi durdu. Modifiye yaptık. Güzel oldu. Modifiyeledik. Aynen. Bu da tamam. Videomuzu bitirelim Tarık. Evet, bitirelim. Evet, bugün yine güzel bir iş başardık. Buzdolabımızı ve mutfağımızı yeniledik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman.
Evet, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Görüşürüz. Like de atın arkadaşlar.